arkadaşlar hoş geldiniz. Muhtevasındaydı o bina. Dedi ki burayı yıkıp yeniden yapın. Biz de yıktık. Yaklaşık birkaç milyon buraya para harcayıp yeni, güzel, şeffaf, hoş bir ortam oluşturduk. Bundan sonrası burası sizlerle güzelleşecek, sizlerle iyileşecek. Burada bizler kurslar açacağız ama siz talepte bulunacaksınız. Sizler okullara gidiyorsunuz, öğrencilersiniz. İhtiyacınız olan kursları, sanat kursları, kültür kursları, müzik kursları, resim kursları, hatta ve hatta diyelim ki alanınızla ilgili matematik kursu ya da dil kursları, İngilizce kursları, bunları siz talep edeceksiniz. Biz de açacağız. İnşallah başkanım da buradayken her konuda bize destek veriyor. Burayı sizler için, geleceğimiz için inşallah daha canlı, daha diri tutmak için sizlerin talepleri doğrultusunda biz burayı ayakta tutacağız. İnşallah sizlerle birlikte biz Ortuzu bölgemizde, burada dikkat ederseniz yukarıda da bir çok güzel bir futbol sahası yaptık. O futbol sahasını da erkeklerimiz için futbol sahası olarak canlı kılacağız. İnşallah ilerleyen süreçte, bakın burası çok gelişti biliyorsunuz, burada TOKİ evleri artık Malatya'nın en güzide bölgelerinden bir tanesi oldu. Bu anlamda siz isteyeceksiniz, siz talepte bulunacaksınız. Bizler de sizler için kurslar açacağız, geleceğimizi şekillendireceğiz. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız her zaman ne diyor? Gençlik ve gelecek diyor, değil mi? Bu yüzyıl gençliğin geleceği olacak. Buranın açılması hem bizim sosyal ve kültürel alanda gelişmemizi, alanlar olduğu için biraz sportif alanda eksikliklerimiz oluyor ama yine de ona rağmen eğitmenlerimize verimli bir ortam sunuluyor buraya. Üniversite dışında da aslında burada çok güzel ilişkiler kurabiliyoruz eğitimcilerimizle, arkadaşlarımızla. Kendi mesleki gelişimime de katkısı oluyor. Öncelikle teşekkür ederim bu konuda. Dediğiniz gibi farklı yerlerde de gençlik merkezleri var ama ulaşım açısından bizim burada olmamız daha iyi oluyor. Aileler de güvenle yollayabiliyor. Ben Ordu'ya 2017 yılında geldim. Geldiğimde aslında hiç tağımız yoktu, toprak saydı. Burada da eski bir belediye binası vardı. Çok yapacağımız aktiviteler yoktu ama size teşekkür ediyorum öncelikle. Sahamızı normal sağ yaptınız. Artık biz orada çok güzel aktiviteler yapışıyoruz. Burada kurslar açtınız. Okçuluk kurslarına ben geliyorum. Orada çok faydası oldu. Turnuvalara gideceğiz inşallah. Yazın gençlik aracılığıyla gezileri gözlüyoruz il dışlarına. O yüzden size çok teşekkür ediyorum. Var olun sizin için. Tabii böyle bir binayı sizin istifadenize sunduk. Amacımız özellikle sizleri geleceğe güzel bir şekilde hazırlamak. Ve diyoruz ki siz geleceğe güçlü, kendinden emin bir şekilde hazırlarsanız bizim ülke geleceğimiz böyle dünya ülkeleri arasında en iyi ülke konumuna gelmiş olur. Bu da sizin gayretlerinizle olur. Biz ve aileleriniz, büyükleriniz, öğretmenleriniz dahil olmak üzere biz elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bundan sonrası size kalmış. Siz de kendinize hedef belirler. Kendinizden emin olursanız. Yani biraz önce
Hoca hanım dedi ki ya biraz çekiniyorlar konuşmaya. Arkadaşlar çekinecek ne var? Yani bu kızımızın iki gözü var, benim de iki gözüm var. O kızımız da bu havayı teneffüs ediyor. Ben de teneffüs ediyorum. Birileri bir şey söylediğinde ya sen niye yanlış konuşuyorsun diye böyle bir hiddetlenme, karşıdakini yerme gibi bir düşüncemiz de yok. En kötü şey insanların düşüncelerini bir şekilde ifade etmemesi. Zaten herkes mükemmel düşünse o zaman bir anlamı olmaz. Niye? İnsanlar her biri farklı şu an. Yüzlere bakın farklı, simalara bakın farklı, gözlere bakın farklı, boylara baktığınızda farklı. Allah bu şekilde yaratmış. Dolayısıyla herkes farklı bir şey söyleyecek. Onun için arkadaşlar hiçbir yerde utanmayın. Hiçbir yerde çekinmeyin. Kendinize güvenin. Hakikaten sizin her biriniz çok önemlisiniz ya. Hepinize teşekkür ediyoruz. Hepinize başarılar diliyoruz. Yavrularımızın üzerinde ellerinizi tutacaksınız. Ellerinizi. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Evet, güzel. Çok iyi başarılar.